Arkadaşlar merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Fethiye'deyim, Ölüdeniz'deyim. Fethiye'de, Ölüdeniz'de gezilecek en güzel yerleri size gezip göstereceğim. Evet, ayağınıza geldi. Gezici ayağınıza geldi. Size en güzel yerleri göstermeye çalışacağım. Çok eğlenceli olacak. Eğlenceli şeyler deneyeceğim. Teleferiğe bineceğim. Kanyonlara gideceğim. Beachlere gideceğim. Size en güzel yerleri göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi şöyle çok muhteşem bir manzara var arkamda. Ölüdeniz manzarası. Siz de tabii ki böyle videoların devamı için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Lütfen. Şimdi videoya geçelim. Saklı Kent Kanyonu. Burada mekanlar çok güzel. Akarsu'nun kenarında mekanlar kurulmuş. İnsanlar duruyor. Aşırı güzel. Bayağı bir ama Ölüdeniz'e 1 saat falan uzaklıkta. Yol kenarında da oradan yerel insanları hep yol kenarlarına gözleme salonlar falan açmışlar. Bayağı bir güzeldi. Şimdi kanyonu geçeceğiz. Bütün ayrıntılarıyla size göstereceğiz. Giriş ücretlerini falan birazdan girince size hepsini, detaylarını söyleyeceğim ama bence buraya gelmelisiniz. Arkadaşlar daha girişteyiz. Bu arada fiyatları söyleyeyim. Fiyatlar öğrenci 12, tam bilet 23. Gayet uygun. Aşırı akıllı. Bir de ben burada ipten geçerken ben kaldırdım, adam da üstünden geçmeye çalışıyormuş, adamın bacak arası. Akıntıdan da yürüyemiyorsun, terliğim de bir uçsa var ya bir daha bulamam. Baksana, terliğim bir uçsa var ya bir daha yakalayamam yani. Aşırı soğuk, böyle bir soğuk yok. Gel baksana ya. Tabii yüzülmesi gereken bir yer ama. Tamam. İleriye doğru gidelim. Yukarıya doğru. Hadi. Su yükselmiş biraz. Yükseldi ya birden. Ne oldu? Oha şuradan geçiyor. Bir kereden su yükseldi. Bir herkes panik oldu. Niye öyle oldu? Baksana. Normalde şuraya geliyorduk, kendiden şuraya gelmişlerdi. Bir yerden bana mı açtılar, ne yaptılar? Neyse, geçelim. Arkadaşlar şimdi o dereyi geçtik. Bayağı da bir ıslandık. Şimdi yukarıda herkes aşağı yukarıdan inerken yüzüne kil sürmüş olarak iniyor. Biz de gidelim bakalım. Büyük ihtimal kil kayaları var yukarıda. Biz de yüzümüze bir kil sürelim. Ama su acayip soğukmuş. Ayağım var ya, sudan bir çıktım böyle, bir de ferahladım, anlatamam. Ama şu görüntüye bir bakar mısınız? Muazzam. Çok güzel. Hadi gidelim. Bata çıkar gidiyorum. Yukarıdan herkes yüzünde kille iniyor ama ekstradan şöyle bir şey gördüm. Yavaş yavaş yukarıya giderken bütün duvarların üzerinde kil ile el izi, isim baş harfleri, İşte isimler, herkes killerle şekil şükür yapmış bugün. Arkadaşlar şimdi kimden söyleyeceğim?
Lan düştüm. Oha. Bir gün gerçek geliyor. Ne yapsam? Önce şey yapayım mı? Ya bu genç yüzü gerginleşti. Genç gösteriyor. Azıcık geç kaldık galiba. Gel. Hala ben düşüneceğim hadi sonuyu. Bir dakika. Aşırı taygan. Hayvanlar abi dikkat et. Bence beni girdi. Oldu mu? Gençleştim resmen. Bu kadar mı farkında? Dur ya. Bence oldu. Benimki yeter. Şimdi biz aşağıya tekrar yürüyene kadar bu yüzümüzde kuruyacak. Aşağıda temiz suyla tekrar yıkayacağız. Ben buraya düşeceğim. Az kal. Ben çıkıyorum. Evet. Böyle devam edeceğiz. Kamyonun bayağı bir sonuna kadar yürüdük. Ama belli ki sonu yok. Biz de onun için dönmeye karar verdik. Ama gayet güzel. Hani geziyorsun. Ortam aşırı aurası güzel yani. Aurası yüksek. Şöyle beyaz kayaların yanında fotoğraflar da çektik. Bayağı bir aurası güzel yani. Şimdi sonuna doğru geldik. Yani dönmeye karar verdik. Şimdi döneceğiz. Yüzümüzü yıkayacağız. Bakacağız orada. O güzel mekanlara oturup belki bir şeyler içebiliriz. Hadi. Arkadaşlar şimdi yolun sonuna geldik. Yüzümü yıkıyorum. Buradaki su aşırı soğuk. Sesim belki biraz kötü geliyor olabilir ama kusura bakmayın. Su aşırı soğuk. Yüzümü yıkayacak. Bundan sonra çıkacak. Oh, temiz oldu herhalde. Su aşırı soğuk. Kendimi göremediğim için... Burada resmen var ya insan akını var. O kadar kalabalık ki gelen gidenler şöyle hiç bitmiyor. Yani. Ama parası çok ucuz. Biraz onun da etkisi vardır. Arkadaşlar şimdiki rotamız Kelebekler Vadisi. Şu an Kelebekler Vadisi'ni tepeden izliyoruz. Ama şunu söyleyeceğim, acayip tehlikeli. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Biz de bu riske girip geldik bu tarafa doğru. Ama sizin denemenizi çok da istemem. Acayip bir güzel görüntüsü var. Deniz yemyeşil, aşırı berrak görünüyor. Ortam çok güzel. Ama aşağıya inip Kelebekler Vadisi'nde vakit geçirmek bence daha mantıklı. Biz sadece video çekmek için, size yeri gösterebilmek için buraya kadar çıktık. Şu an tam uçurumun dibinde duruyorum. Aşırı aşırı yani tedirginlik içerisindeyim zaten. Siz de gelip Kelebekler Vadisi'ni bir sonraki rota olarak kullanabilirsiniz. Denize girebilirsiniz. Burada aktiviteler de yapılıyor zaten. Tekne turları da buraya geliyor. Siz de gelip görebilirsiniz. Ama kesinlikle şu olayı yapmayın. Kayaların üzerine çıkmayın. Ben yaptım ama sırf size video çekebilmek için. Lütfen siz bunları göz ardı etmeyin. Ama
bayıldım. Kelebekler Vadisi aşırı güzel. Bence bir rotanız bura olmalı. Şimdi diğer rotamıza geçelim siz manzarayı izlerken. Kelebekler Vadisi'nden inerken sol tarafta şöyle kıyıda oteller gördük. Aman Allah'ım, böyle güzel bir su olamaz. Su var ya, o kadar berrak, o kadar güzel ki. Turkuaz mavisi, inanılmaz berrak su. Çok beğendim, aşırı güzel. Yukarıdan şu an bakınca otelin adı görünmüyor. Aşağıya giderken şimdi otelin adına bakacağım. Hatta bakacağım, müsaitliği varsa bir gün de burada konaklayacağım. Aşırı güzel, çok beğendim. Siz de eğer gelirseniz, birazdan adını vereceğim size. Gelip burada konaklayabilirsiniz. Yani buradaki şu an en beğendiğim konum olabilir. Şuranın güzelliğine bir bakar mısınız ya? Bayıldım. Az önce otelin oradan geçtik. Adına falan baktım. Bu arada tabelası bayağı bir küçükmüş. Zor buldum. Aşırı ultra lüks bir otelmiş bu arada. Yani günlüğü 10 binlerden falan başlıyormuş. Ama değer mi? Değer. Bir bakacağım duruma göre. Kalabilirsem kalmaya çalışacağım. Boş yeri varsa tabii. Çünkü önü araba yığınıyla doluydu. Bayağı bir doluydu yani. Belli ki dolu olabilir. Şimdi arayacağım, konuşacağım falan. Bir bakalım. Kalmayı başarabilirsem kalacağım. Çünkü aşırı beğendim. Gelirseniz eğer güzel bir tatil yapmak istiyorsanız bence tam yeri. Buradan da seslenmiş olalım otel yetkililerine. Bakmaya çalıştık ama ulaşamadık şimdi. İnşallah ulaşacağız. Çok güzel yer. Çok beğendik. Liberty Likya adı. Liberty Likya Otel. Neyse, diğer rotamıza geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, gezilecek yerlerden birisi de Paspatur Çarşısı. Fethiye'nin tam merkezinde çarşı. Alabileceğiniz bütün ürünler var. İncik cincik boncuk var. Yeme içme yerleri var. Kafeler var. Gayet güzel. Şimdi gireceğiz, orayı gezeceğiz. Paspatur Çarşısı. Zaten direkt o da marinanın yanında yer alıyor. Gezelim şimdi. Şimdi diğer rotamız, kaldığımız otel Green Pine Beach Otel. Aşırı güzel, denizi aşırı sığ, bayağı bildiğimiz ortaya kadar insanlar yürüyerek gidebiliyor. Şöyle odalarımız da bungalov, pine tarzı yani. Allah tercih. Aşırı güzel, yeşillikler içinde. Odamızı kiraladık, burada kalacağız. Şöyle küçük balkonunda jacuzzi de var. Akşam bir jacuzzi keyfi de yapacağım. Çok beğendim. Rotanıza burayı da ekleyebilirsiniz. Gerçekten denizi çok güzel. Ortamı da çok güzel. Biraz yabancı ağırlıklı ama burada zaten
Türk ağırlıklı olan otel neredeyse hiç yok. Sadece benim bundan önceki kaldığım otel biraz Türk ağırlıklıydı. Onun adını da vereyim. İksirci Baba Otel. Orası da gayet hoş ve güzeldi. Orada da hem bungalov hem de normal otel odası da vardı. Ortam çok güzel. Gelin buraları gezin. Harbiden çok memnun kalacaksınız. Başka diyecek bir şey yok. Bayağı bir güzel. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ama. Alanları da var. Baksana. Fethiye'ye dair sizin önerileriniz de varsa güzel otel ve beachler olarak. Bir iki tane güzel beach gördüm ama beach yerine şimdi beach'e para vereceğimi otele aynı parayı verip gelip hem otelde konaklayıp güzel mekanda kalıp en zamanda denize girmek daha mantıklı geldi. Onun için ben otelde kaldım direkt. Sizin de önerileriniz varsa Fethiye, Ölüdeniz'e dair yazmayı unutmayın. Çok beğendim bu arada oteli. Görüntüsü olsun, temizliği olsun, her konuda çok beğendim. Çok güzel. Böyle bir alan var buralar, normalde loca. Yani günlük kiralanabiliyor ama sağ olsunlar bizi açtılar. Burada oturuyoruz. Gayet zevkli. Denize girdim ve deniz çok sığ. Bayağı ortalara kadar gidip yüzebiliyorsunuz. Çok beğendim denizini. Şöyle bak yağına bak. Çok lezzetli. Siz de artık beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Thank you.
çekiniyor jacuzzi'nin içinde. Niye olmasın, değil mi? Şimdi arkadaşlar lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve varsa yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bu bana ilham kaynağı oluyor. Tatilim bugün bitiyor. Son gün jacuzzi'nin keyfini çıkarıyorum şimdi. Bir denize de gireceğim son olarak. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.